Efeka'nın Maceraları serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet, duymuş olduğunuz gibi artık dizimizin adı Efeka'nın Maceraları oldu. Umarım isim seçimi kötü olmamıştır. Hepinizin haftalardır istediği o bölüm sonunda geldi. Ve bu bölümde Efekan sünnet oluyor. O yüzden bu çok istenen bölüme özel bu videoya en az 350 bin like atıyoruz. Ben bekliyorum, siz şimdiden like atmaya başlayın. Ayrıca bizim artık bir abone rekoru kırmamız lazım. Çünkü birçoğunuz izliyorsunuz ve hala abone olmuyorsunuz. Eğer biz tam 3,5 milyon aboneye ulaşırsak Efekan'ın evde ilk kez tek başına kaldığı bir bölüm çekeceğim. Bence bayağı eğlenceli bir bölüm olabilir. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum ve hemen videoya geçiyoruz. 3... 2, 1, abone ol! Efekan, kalk hadi kalk! Aaa kalk hadi, ama gideceğiz! Ne? Nereye? Sana bir sürprizim var, bak hadi! Ne? Sürpriz mi? Ha, evet, çok seveceğim bir sürpriz! Sürpriz, sürpriz, sürpriz! Şşş, hadi hadi giy bakalım montunu! İnşallah güzel bir şeydir! Bin hadi bin! Yoksa... Tablet mi alacağız? Artık orasını da gidince görürsün. Tablet almaya gidiyoruz. Tablet almaya gidiyoruz. Aha da geldik. Geldik demek. Hadi bakalım gel. Ya! Hani sürpriz demiştin yalancı? Daha sürprizimi görmedin ki canım. İçeride sürprizim. Sürprizi söyle, yoksa asla gelmem. Tamam, tabletin olsun istiyor mu? Doğru mu be, bu tabi istiyorum. O zaman sünnet olacağım. Ne? Sünnet mi? Allah'ım, bismillah. Otur bakalım. Anne, acıcak mı? Hayır canım, niye acısın? Her erkeğin olduğu bir şey sonuçta. Ama ben korkuyorum. Korkacak bir şey yok, ucundaki deriyi alacaklar. Ah, geliyor geliyor doktor. Merhabalar. Merhaba doktor bey. Nasılsın küçük Efekan? Efekancım, seni biraz gergin gördüm. Korkuyor musun yoksa? Korkuyorum doktor amca. Korkmana gerek yok. Bu senin tamamen yararın için. İnan bana, herkes buraya gelir, önce bir korkar, sonra da bu muymuş yani diyerek ayrılır. Zaten sünnetin senin için yararları da olacak. Mesela bazı hastalıklardan korunmak ve daha hijyenik olması gibi. Peki tablet gibi bir yararı olacak mı? Nasıl yani, anlamadım. İlahi Efekan, doktor bey sözünüzü dinlerse, güzel güzel sünnetini olursa uzun zamandır istediği tableti alacağım diye söz verdim. Ondan koşa koşa geldi. Merhaba, çocuk adam, al iç bakalım. Bu ne? Meyve suyu mu? O sakinleştirici şuruptu. Çok güzelmiş bunun tadı. İsterseniz sizi dışarı alalım, biz işlemlere başlayalım. Hadi bakalım Efekan, ben çıkıyorum, kapıda bekleyeceğim seni, bakacağım, merak etme, buradayım. Güçlü dur aslan oğlum benim. Hadi bakalım Efekan. Bana bir şeyler oldu galiba doktor amca. Evet, hazırsak başlayabiliriz sünnetine. Bir sünnet mi dedim? Kendine gel Efekan. Hayret, her şey çok normal gidiyor. Hemşire hanım, Efekan'ı tutalım. Gel buraya bakayım. Gel gel. Hadi hayırlısıyla olsun bitsin. Ana Fuat, sen işte değil miydin? Oğlumun erkek oluşunu görmeyecek miydim, iş yerinden izin al. Bak hele bak, hiç korkuyor mu aslan oğlum? Anne! Ben şimdi onun aklını alırım. Efekan oğlum bak! Bitirelim bu işi. Bu çocukların bu tablet sevdası nereden geliyorsa bu kadar. Kaç paraya aldın kız onu? Merak etme, hiçbir şey hissetmeyeceksin. Ben senin yanındayım, annenler de dışarıda seni bekliyor. Çok kısa bir işlem olacak, sonrasında eve gideceksin. Hadi doktor, ne duruyorsun, ben hazırım. Tamam, bu kadar heveslisini görmemiştim. O tablet benim olacak. Hiçbir şey hissetmeyeceksin, merak etme. O şey yuhum gelir. Neredeyim ben? Oldu da bitti maşallah. Oldu da bitti maşallah. Maşallah maşallah. Aslan gibi aslan gibi. Erkek adam, korkmaz oğlum. Hiç korkmadım değil mi? Ay vallahi her şey için teşekkürler doktor bey. Hadi montunu giydirelim de arabaya taşıyalım. Şimdi yürüyemez.
Hadi oğlum gel gel gel, seni arabaya götürelim. Ay çok şükür çok şükür, bunu da atlattık. Hadi geç içeri. Gel oğlum gel gel. Damızlık gibisin zaten. Odasına çıkaralım da şunu. Evet evet, odasına çıkar sen onu. Hadi bakalım hadi. Yavaş yavaş yavaş. Hadi bakalım güzel güzel yat. İyileşeceksin, turp gibi olacaksın oğlum. Hadi bakalım. Ben artık işe gidiyorum, gerisi senle Muzaffer. Görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Çok acıyor ya. Çok acıyor. Tamam. Zaten hastaneden rapor aldık. Öğretmeninle de konuştum. 10 gün boyunca okula gitmeyeceğim. Ne? Okul yok mu? Yani yine şanslısın. Ben şimdi sana ağrı kesicilerini getiriyorum. Bir şeyi unuttun anneciğim. Anlaşma anlaşmadır. Bak 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 bak. Tabii senden de hiçbir şey kaçmaz. Al bakalım. Anlaşma anlaşmadır. Lan tüm acım bir anda gitti. Tablet tablet tablet. Ama bok da çıkabilir, güvenemiyorum da. Aç bakalım aç. Kaldır onu, kaldır, altını kaldır. Sonunda tabletim oldu. Sevindin mi? Acıdı. Allah'ım inşallah bağımlısı olmaz. Okul yok, tablet var. Okul yok, tablet var. Tablet var. Hadi bakalım oyna. Yaklaşık bir hafta sonra. Efe Kaan hadi aşağı gel. Yakışıklı oğlum. Hadi hadi aşağı, misafirler geldi. Anne bu tipim ne lan? Çok utanıyorum. Hadi hadi, ama bekliyorlar seni. Yakışıklı mı adam? Hem bak hepsi sana altın takacak, para takacak. Altın mı? Para mı? Tabii. Hadi koş. Altın nerede ben adam? Destur değil lan, Sultan Efe Kaan Hazretleri geldi. Nasıl o? Yakışıklıyım değil mi? Hey lan! Bir tane yakışıklısın Efe Kaan demek. Bir sıra sizde akrabalar. Sakırın paraları. Maşallah. Maşallah. Al bakalım Efe Kaan. Tak bakalım. Gel gel. Yakışır oluşumuza. En çok ben takıyorum, görüyorsunuz mu? Ha? Doldurun her yerimi. Gel hele gel. Şunu bir takalım. O ne lan öyle? 200'den aşağı kabul etmem. Bak hele bak bak. Al hadi al al. Aferin. Efe Kaan gel gel. Ben sana şimdi tam altın takayım da birisinin bir tarafı şişsin, görün. Sağ olun yenge hanım. Zenginim, 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 zenginim. De aslan aslan. Efe Kaan, Mina ablan olarak sana küçük de olsa bir altın takmasam olmaz. Teşekkür ederim Mina abla. Bu arada artık senin tabletine ihtiyacım yok. Çünkü annemler bana sünnet hediyesi olarak tablet aldı. Sonunda artık tabletinle oynayamayacak. Bir dakika. İyi de bu taktıkları gerçek altın değil ki, 1 lira. Gerçekten de 1 lira. Ne? Ana! Ver bakayım şuna. Aa, harbiden 1 lira. Kim taktı bu 1 lirayı? Ben şimdi sünnet pilavını getireceğim. Bu 1 lirayı kim taktıysa dikkat etsin de boğazında kalmasın pilav. Cimriler. Sünnet pilavı mı? O ne ki? Evet geçin bakalım çocuklar. Arkadaşınızı kısa bir ziyaret edeceğiz. Öğretmenim, bu sünnetli çocuğu ziyarete gelmek zorunda mıydı? Aa tabii ki. O sizin yeni okul arkadaşınız. Hadi gelin. O şuna bakın, havalı olmuş. Hı? Siz de mi geldiniz? Biz de çok meraklı değildik canım. Okun bir sürü para topladım ve çok yakışıklı oldum. Üstündeki çok komik. Oğlum sen daha yeni mi oldun? Ben bebekken olmuştum. Susun ya, yanımda bunları konuşmayın. Ay sünnet pilavını da getirdim. Çocukcağız bu şakayı duyunca kalpten gidecek. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın he. Görüyoruz, izliyorsunuz, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Ayıp değil mi? Abone olun. Biri videoyu beğenin mi dedi? Bu videoyu en az 500 bin like yaparım. Yok artık, abartma canım. İste de gör Mine abla. Hadi bakalım, herkes alsın şu pilavlarından. Heh. Alın, 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 alın. Herkese yetecek kadar var. Alın, Efe Kaan sen de al oğlum, heh. Pilavı çok severim. Bu hayatımda yediğim en güzel pilav. Herhalde
içine lezzet katan bir şey ekledim de ondan. Ne var ki? Etli pilav etli. Sünnet pilavı neyin etinden olursa artık. Öyle diyor işte. Şaka değil mi? Duygularım darmadağın anlayamazsın.